Enerjisa günlük enerji bülteni sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 21 Mayıs 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye ve Çin enerji dönüşümünde işbirliği yapacak. İki ülke arasında enerji dönüşümü alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Bu kapsamda başta nükleer enerji ve yenilenebilir enerji olmak üzere ortak çalışmalar daha ileri bir noktaya taşınacak. Nimak Enerji Yönetim Kurulu üyesi Birol Ergüven, kömürle güneş ve rüzgarın düşman değil kardeş olduğunu belirterek, insanlığın bu kaynakları daha uzun yıllar birlikte kullanmaya devam edeceğini belirtti. Ergüven, doğalgaz çevrim santralleri çok uzun süre sistemde kalır. Bunların sistemde her zaman bir sigorta gibi kalması lazım. Bunlar olmadan sistem güvenli değil diye konuştu. TÜİK rakamlarına göre Türkiye'de geçen yıl Nisan ayında trafiğe kayda yapılan otomobillerin %2.7'si elektrikliyken bu yıl bu oran %9'a çıktı. Değerli dinleyiciler, akaryakıt sektörünün deneyimli isimlerinden Murat Batmaz, Alpet'in yeni genel müdürü olarak atandı. Alarko Holding, enerji sektörünün geleceğini belirleyecek önemli bir adım attı. Holdingin bağlı ortaklıklarından Altek Alarko, Türkiye'de enerji depolama sistemleri ve lityum-iyon batarya üretim hattı kurmak için dünyanın önde gelen teknoloji ve batarya üreticilerinden Gotion Group'la ortak bir girişim kuruyor. Anlaşma ilk etapta Türkiye'de kurulacak montaj fabrikası ve ikinci etap lityum-iyon prizmatik pil üretim fabrikası yatırımını kapsıyor. Erzurum'daki Nene Hatun RES'in kapasitesi güneşle artacak. Yel Rüzgar Enerji, Erzurum'da kuracağı 50 MW'lık rüzgar enerji santralini hibrit santrale dönüştürecek. Şirket 195 milyon TL'ye yatırımla 30 MW'lık güneş enerji santrali kurup toplam kapasiteyi 80 MW'a çıkaracak. Asil Stil Maden, Hatay'da atık geri kazanım tesisi kuracak. Tesise yılda 350 bin ton tehlikeli ve 350 bin ton tehlikesiz atık geri kazanılacak. Projenin değeri yaklaşık 3.4 milyon TL olarak hesaplanıyor. Tüpraş, yüksek kalite benzin için alkilat üretecek. İzmit rafinerinde yaklaşık 9 milyar 119 milyon TL yatırımla kurulacak tesise alkilat, izobütan ve propan ürünleri üretilecek. Nevşehir Özel İdaresi 2000 Evler Mahallesi'ndeki akaryakıt ve LPG istasyonu arsasını kapalı teklif usulü ihaleyle 10 yıllığına kiraya verecek. Arsa için 35 milyon lira tahmini bedel ve 1 milyon 50 bin lira geçici teminat tutarı belirlendi. Tekliflerin en geç 6 Haziran günü saat 9.30'a kadar il encümenine teslim edilmeleri gerekiyor. Kalyon Enerji yaklaşık 1 milyar 295 milyon lira yatırımla Ordu ve Sivas illerinde 99.6 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgar enerji santrali kurup işletecek. Proje kapsamında toplam 3000 hektarlık alanda 33 adet rüzgar türbini kurulacak. Çin'in Nisan ayı kömür üretimi bir önceki yıla göre yaklaşık %3 düşerek Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyesi olan 371 milyon tona geriledi. Gerilemede zayıf fiyatlandırma ve maden güvenliği koşullarının yakından izlenmesinin devam etmesi etkili oldu. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları jeopolitik kaygılarla yüksek seyrini sürdürüyor. Haziran ayı başına yapılacak OPEC toplantısında ise şimdilik politika değişikliği beklenmiyor. Brent tipi petrolün varili 82 dolarlardan işlem görürken, Batı Teksas tipi petrol ise 78 dolarlardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 22 Mayıs 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2471 lira 63 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 17-23 dilimi için 2700 TL, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1498 lira 99 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.